Dikkat! Alıcınızın ayarlarıyla oynamayın. 4K özel videolarımız her cumartesi ve salı günleri yayınlanmaya devam edecektir. Şu an izlediğiniz videolar günlük olayları cep telefonu ile çekip vlog olarak sunulmasıdır. Sevgili dostlarımız, çok güzel bir günden merhaba. Biraz soğuk ama onun haricinde bugün güneşli olacak gibi duruyor. Çok güzel bir hava var. Ben şöyle kendimle size biraz göstereyim. Horozumuz ötüyor. Sabahın erken saatleri. Sizde ne var ne yok dostlar? Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsunuz? Çok yoğun bir tempodayız. Zaten tempomuzu görüyorsunuzdur. Şimdi bugün salı günü. Pazartesi atlattık. Bugün salı günü. Akşam özel videolarımızdan var biliyorsunuz. Ama biz yoğunluktan daha hiçbir şey çekmeye başlayamadık. Şimdi daha fikir de bulamadık aslında. Akşam için ne çekeceğiz? Bir 2 saat içinde fikir bulup 2-3 saat içinde onu çekip sonra anca editleyip yüklemek için vaktimiz var. Filiz'le birazdan bir beyin fırtınası yapacağız. Şu an o uyuyor gene. Mia uyutmadı aslında onu. O yüzden bir saat falan daha fazla uyusun istedim. Kıyamadım onu uyandırmaya. Ay, tatlı bir koşuşturma. Haydi bakalım. Günaydınlar. Kaçta yattınız? Sabah 6'da yattım. Uyutmadım o zamana kadar. Kim? Mia. Yo, Mia'dan değil canım. Yorum cevapladım ben. Yorum cevaplama gecesi mi yaptın? Aynen. Uyuyamadım bir de. Oluyor bazen. Aynen. Uyuyamadım. Su bardağıyla üçü bir arada aşkım. Tasarımcılarım vazgeçilmez. Makine temiz. Kupayla yapsın. Ya dışarıda bardak vardı dedim. Pisletmeyeyim başka bardak. Evet. Şaşırtayım seni dedim bu sabah. Vallahi çok şaşırdım gerçekten. Makine hiç temiz bu arada. Şimdi iki tane video konusu belirledik ama. Karar vermedik değil mi? Hangisini çeksek sence? Evet. Yani... Yani bir best of var aklımızda. Böyle en güzel anlar serisi yapmak. Bir de tecrübelerimizi anlatabilmek adına böyle kırsal bir alana göçmek isteyen insanların yaptığı hatalar, ne yapmaması lazım. Kendimiz hepsini yaptığımız evet, için. En azından kendi tecrübelerimizle. Yani yapılmayacak her şeyi de yaptığımız için, yapılacak her şeyi de yaptığımız için bir taraftan onları da aktarabiliriz. Şimdi bu ikisi için de bir seçim yapıp videosunu çekmek lazım. Ama best of olursa benim bilgisayardaki işim çok. Çok uzun evet. 250 tane video içinden sahneleri kesmek. Yani best of yapılabilir. Güzel olabilir ama. Ama belki daha sonra yaparsın onu, daha geniş bir vaktinde. Üstüne birazcık daha çalışarak. Biz bugün tecrübelerimizi anlatalım. Bence bir best of'tayım ben de. Güzel olur. Hep böyle bir zora şeyim var ya benim. Zor olsun, zor olsun. Sen bilirsin. Oh, Allah kararsızız. Ya diğeri seni çok uğraştıracak diye ben diyorum. Hani onu birazcık daha zamana yayarak yapabilirsin. Güzel. Her gün video paylaşmanın da bazı zorlukları var tabii. Ya şimdi şey oldu. Önceden haftada 3 video paylaşıyorduk ama hani böyle bir ayrım yoktu. Yani gündelik bir işimizi de paylaşabiliyorduk o gün. Evet. Bir yemek tarifi de paylaşabiliyorduk. Bir sohbet de paylaşabiliyorduk. Şimdi bu 4K ve gündelik diye ayırdığımız için çoğu şey gündelikte kalıyor. Evet. Yani 4K videolar için hep bir şey bulmamız gerekiyor. Şimdi kafamızda da çok güzel şeyler var aslında, video fikirleri var. Ama hepsi içinde biraz zaman gerekiyor değil mi? Bazı şeyler gerekiyor. Aynen öyle. Mesela şimdi kümesimizi bitireceğiz ama 2-3 tane eksik malzememiz var. Havanın böyle güzel olacağını ben tahmin edemedim. Etsem aslında kümesi bitirirdim, yapardım. Onu yarım bırakmak istemiyorum. Akşama da video yetiştirmek lazım. Ne yapacağız? Bir tanesini çekeceğiz. Bu arada ben şuradan bambamı göstermek istiyorum. Bakın. Tipe bak ya. Dışarı çıkar beni diyor. Tamam, çıkacağız. Daha erken oğlum. Senin dışarı çıkmana bir saat vardı. Dün akşam bu yanımdaki güzel kadın şarkı söylemek istemedi. Ay. Evet, iki hafta önce zaten söyledik de artık bu hafta bir şarkı videosu olmasın dedim yani. Ben bilgisayar başına geçtim, tam şarkıyı yapmaya başladım. Filiz geldi, sen ne yapıyorsun? Şarkıyı da istemedim. Dediniz kendi başına bir şarkı seçmiş bana, bilmediğim bir hangi şarkı. Hangi şarkıydı?
Ben yoruldum, hayat gelmiyor üstüme. Güzel değil mi? Tabii yok işte. Ben bilmiyorum şarkıyı, bir de istemiyorum o tarz bir şarkı. Öğrenirdin ya. Hani başı falan güzel olmuştu gitarla. Neyse onu silmedim ben, onu bir ara Filiz'i kandırıp da söylettireceğim sizin için. Yok ben o şarkıya kanacağımı sanmıyorum ya. Niye o şarkıyı ben hiç sevmiyorum. Çok karamsar, çok şey, ben hani keyif aldığımız için şarkı söyleyelim istiyorum. O çok bana şey geliyor. Keyifli o da. Keyif vermiyor bana, bilmiyorum. Herkesin keyif anlayışı. Bir adamın hayattaki neşesini anlatıyor şarkı. Ya Deniz. Yoruldum dedikçe ben daha çok yoruluyorum, yemin ederim. Sen bebeğimizi doyur, ben bambamı yürüteyim. Biraz bilgisayarda işlerime bakayım, birkaç yorumda ben cevaplayayım. Sonra hızlıca buluşalım, bir videomuzu çekelim. Tamam. Hadi görüşürüz. Böyle ben önce... İkinci bardağı daha mı yapıyorum? Yok, ikinci bardağı içiyorum. Bu ne ya sabah sabah? Vallahi fena alıştım. Işığı kapasana. Elektrik. Ha. Hiç içmezdim, değil mi? Bu arada arkadan hiç kahve içmezdim ben. Yani böyle bir şeyim yoktu. Ona şaşırıyor Filiz. Şöyle. Şimdi biraz relaxing white noise hesabımız için bir video yapıp koyacağım hemen. O da bir taraftan devam ediyor. Onun reklamını hiç yapmıyorum arkadaşlar. Orada da farklı bir şey deniyorum YouTube kanalında. Bakalım kendi başına hiç reklam yapmadan, hiç önermeden, sadece düzenli video yükleyerek bir yerlere gelecek mi? Ne yazık ki ama düzenli videoyu dün yüklemeye başladım. 3 tane video yaptım. Böyle sıra sıra koydum 3 gün aralıklarla, böyle sabah 7'ye. İşte 12 tane dilde yapıyorum. İşte Almanca, Azerbaycan dili, Rusça, Arapça, İbranice, Yunanca, Fransızca, İspanyolca, Türkçe dilleri arasında. Orada da bir deney aslında bu. Ne olacak, ne kadar süre sonra algoritma bunu görmeye başlayacak diye. Biraz YouTube'u anlamaya çalışıyorum. Onunla ilgili deneysel işler. Şöyle şu... En son yaptığım beyaz gürültüyle bir meditasyon videosu. Bu görsel için bayağı çalışmıştım. Tabi bunu daha yüklemedim, yükleyeceğim. İşte sabah yağmur sesim yüklendi. Sonra bir bu var, planlandı diyor bakın. Şu anda da. Şöyle ben içine girip size ufak bir göstereyim. Şöyle alt yazılar. Bakın burada işte hangi dillerde olduğunu gösteriyor. Çok da ufak bir size önden göstereyim. Şu an yayınlanmadı ama. Mesela şunun gibi. Şöyle güzel bir doğa sesi bir saat boyunca. Bu tarz videoların olduğu bir sayfa bu da. Şöyle relaxing white noise diye. Mesela ne bileyim. Güzel bir ateş sesi. Böyle güneş batarken. Ya da ne bileyim, güzel bir yağmur sesi. Bu görüntüyü Akyazı'dayken çekmiştim. Gibi. Altında zaten kendi sitem de var. Bu arada buraya mücoları da koyayım. Şuraya koydum. Artık YouTube ailemiz diye. Bam bam be. Daha saatin gelmedi. Senin en az bir saatin daha var saat. Çok erken. Daha 10 olmadı saat. Sen 10.30-11 gibi çıkıyorsun. Hı? Akşam da çıkarttım seni. Tamam, oynatacağım da bugün seni, hava güzel. Biraz izin ver baba çalışsın, tamam mı? Böyle masum masum bakma. Baba. Ne yapalım? Şöyle bakmıyormuş gibi yapayım. Bakışına kurban. Bam 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 bam. Taktik yok bam bam. Vallahi çalışamıyorum sen böyle bakıyorken bana. Duygu sömürücüsü. Sürmelim. Gözlerde sürmeli. Senin bugün bir kıyafetini çıkartıp yıkayalım bam bam. Hı? Seni de yıkamak lazım da. Çok soğuk şu ara hava. Gel hadi biraz. Oh 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 oh. Biraz severim seni. Biraz severim. Oh, 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 oh. Tamam hadi biraz izin ver bana, baba çalışsın. Çıkartacağım. Bu arada
Demin bahsettiğim şarkının başını size göstermek istiyorum. Şöyle bir giriş yapmıştım. Şarkının aslında başında böyle bir giriş olabileceğini bilmiyordum. Biraz şarkıyı araştırınca bana esprili geldi. Şimdi yokluk pizzası dedik. Hani biraz fiyatlardan dem vurduk. Böyle yoruldum ey hayat diye dedim, bir serzeniş yapalım. Filiz istemedi. Onun böyle bir girişini yaptığım yeri size dinleteyim bari. Belki kullanırım, belki kullanamam. Dediğim gibi kandırabilirsen Filiz'i bir ara bu şarkıyı da yapacağım. Bu kadar gitarlarını çaldım, uğraştım, öğrendim. Bunu bir ara kullanmam lazım çünkü. Hadi bam bam yürüyelim. Otur ama orada. Aşağı inmek yok, bekle. Otur. Koy popoyu yere. Bam bam koy popoyu yere. Otur, bekle. Bak akıllı diyorlar sana. Akıllı davran. Gel buraya gel. Tasmayı takacağız. Bam bam. Ha. Bekle, bekle. Hadi yürü, tamam. Yürü. Akıllı oğlum benim be. Vallahi hava pamuk gibi ya, çok güzel. Şimdi aklıma benim de farklı bir çekim taktiği geldi. Az sonra çekeceğimiz videoda onu uygulayacağım. 3-4 farklı kamerayla farklı açılardan çekip böyle yeni bir teknik öğrendim, onu deneyeceğim. Bakalım nasıl olacak, onun için de heyecanlıyım biraz. Yani olacak mı, olmayacak mı? Çünkü o kadar kameramız yok. Şöyle bir çözüm düşündüm ona da. Bir Filiz'in telefonu, bir benim telefonum. Bir de drone'u koyacağım. Şimdi drone'un kamerası da güzel. Ama drone'u uçurmayacağım. Drone'a da böyle bir tripod'a bakalım onu nasıl bağlayacağım. Bağlayıp onu da kamera olarak kullanacağım. Hem böylelikle daha uzun süre çekebilir. Uçmayacağı için şarjı çabuk bitmeyecektir. Normalde 32 dakika falan duruyor uçarak. Mavic 2 Pro kullanıyorum. Bu arada merak edenler için. Videosu da kanalımızda var. Mavic 2 Pro'nun kutu açılımını yapmıştık ilk aldığımız zaman. İçinde tüm çekim modları nasıl kullanıldığı ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Havaya da vallahi nazar değdirdim arkadaşlar. Bir kapadı şu anda. Şöyle göstereyim size. Tam dedim güneşli. Şöyle bahçede çekim yaparız. Ama çekimi eve almamız gerekecek herhalde. Çünkü çok kapadı yani hava. Hatta şöyle her an yağabilecekmiş gibi duruyor. Benim için komple ışık, gökyüzünün maviliği, çimenin yeşilliği vesaire önemli onları gösterebilmem adına. Tamam içeri. İçeri evde çekeceğiz herhalde. Aşkım ağlama, geliyorum ama. Geliyorum ama. Tam videomuzu çekmeye başlayacağız. Canım benim, emziğin nerede? Titreye titreye ağlıyor. Geldi geldi. Anne geldi. Başım. Oh, şimdi şu kapışı. Şu kapışı. Bak. Maşallah oğlum. Evet. Şöyle tripod diye kullandığımız kitaplar. Tam yüksekliğini ayarlayabilmek için. Eski bir GoPro. Hero 4 bu. Bayağı eski değil mi? 10 seneye geçmiştir herhalde. Bizden eski olduğu için bilemiyorum. Bizden eski. Benden evet. Eski en azından. Burada Mücahit'in arkadaşından aldığımız ödünç kameramız. Sağ olsun yine aldık bu videoyu çekmek için. Çünkü yeterli kameramız yok. Bu benim emektar. Kırık telefonum ve kırık gimbalım. Gördüğünüz gibi burada tokalarla birlikte tutturulmuş halde. Ve burada en değerli değil mi? Ürünümüz. Güzelimiz. Drone'umuz. Şimdi drone'u da kaldırmadan kamerasını açacağım. Böyle 4 kameralı bir çekim deneyeceğim. Şöyle göstereyim. 4 kameralı bir çekim deneyeceğim. Yani o gördüğünüz çekim böyle gerçekleşti arkadaşlar. Tabii siz bunu bir gün sonra izleyeceksiniz. Hop. Bomba attı. Son anda üstünde de var. Ama anne dediğin kusumuklu olur zaten. Üstünde birkaç kusumuk lekesi olmayan anneye ben anne demem Filiz. O da küçük oluyor olabilir. Yani. Annecik, şuna koyalım mı? Koyalım. Gelmeden ismi. Ederim.
Bunlar önemli değil mi? Toparlanalım. Evet evet. Çekim bitti artık. Toparlanıyoruz. Bizim kıymetlilerimiz. Drone'un kapağını nereye koydun mu orada? Evet burada. Vereyim mi? Alırım. Bu öyle drone'umuzun gimbal'ını koruyor. Böylelikle taşıyabiliyoruz pakette makette. Çantada. Sadece ben şöyle koyayım. Şunu da ayırayım. Aslında şurada minik bir servet yatıyor. Bizim telefonu. Evet. Gimbal patates olmuş. Telefon patates olmuş. Denizciyim. Uğraşıyoruz ama. Evet. Neticeye bakacaksın. Güzel şeyler çıkıyor bence. Ben beğeniyorum videolarımızı. Evet, İçimize bak, siniyor ki paylaşıyoruz değil mi? Aynen. Gel bak şöyle çek. Burası İstanbul'dan kaçış stüdyo. Şöyle göstereyim. İstanbul'dan kaçış stüdyo. Tüm her şey buradakilerle çekiliyor. Normalde şu bir dostumuzun. Evet bizim. Sağ olsun video sayesinde işte kullanıyoruz. Ama onun haricindekiler bizde. Şunu da şey verdi bir dakika. Şunu da Dursun abi verdi. Evet onu da. Sahibimiz verdi. Dursun abi verdi. Dursun abi verdi. Buradakilerle çekiyoruz. Ufak ufak hepsini yerine alayım. Ve başlayayım. Saat 1. Videoda bayağı şey bir video. Her videodan uğraştırıcı, ufak ufak evet. Anlar alacağımız için. Uğraştırıcı bir video. Şöyle parça parça gideyim. Bu kadar tatlı olmak zorunda değilsin bebek. Bu kadar tatlı olmak zorunda da değilsin bebek. Bir de bana şarkı söyleme diyorsun. Yoruldum ey hayat. Gelme üstüme. Sözlerini bilmesem de. Diz çöktüm dünyanın. Namartin. Ay abi o nasıl şarkı ya. Deniz'im çok bunalım ya. Bizim derdimiz bize yetmiyor mu? Bir de bunalım şarkılar söyleyelim, dinleyelim. Oh, son tripodlarımı da alayım. Geçemezsin. Geçerim. Geçtim. Çok geçtim. Döndü başım, kapatıyorum. İşini de kapat. Çok iyi fotoğrafı geliyor. Sanki ben açtım Deniz'ciğim. Yok, çekim için açtık. Açtık. Çekimden sonra hemen kapadık. Vallahi evde neredeyse mumla oturacağız o derece. Akşam sobanın efendim, ışığıyla. Efendim, kamkat ağacımız. Efendim. Limon. İlimon. Burada. Bunlar da satışta biliyorsunuz. Bunlar da sinekliğimiz. Ay. Bunu göstermeye dinleydi. Valla dostlarım saat 6'yı çeyrek geçiyor. Ben daha videonun renderını alacağım. Şöyle yeni videoyu bitirebildim. Evet aşkım video çıktı alıyor. 40 dakika sonra bitecek. Sen ne yaptın? Ben çok acıktım ya. Bir şey de yemedim ya bugün kahvaltı doğru düzgün. Espriyi bir daha yapsana kameraya karşı. Yemek. Tarhana çorbası. Oh. Kuru biber dolması, kuru patlıcan dolması yani. Acılı tarhanadan yapsaydın. İki tane vardı ya. Valla çok acıktım. Şu alsın da render'ı. Daha çorba yapmamışım. Ne yapacağım çorbayı? Bugün çok zor oldu ya. Valla. Neden? Ne bileyim bugün çok geçe kaldık. Oy. Dostlar bir türlü yükleyemedik videoyu valla. Parlament pazar gecesi sinemasının şarkısı telife takıldı. Tam 11 saniye koymuşum. 10 saniye koysam takılmayacaktı. Orada benim hatam biraz acele ederken onu hatalı yapmışım. Şimdi bir daha çıktı alıyorum, bir daha kaydedeceğim. Büyük ihtimal yani şu çıktıktan sonra bir 40 dakika içinde kaydetmiş olur diye düşünüyorum. Yani saat 8, herhalde 8.30-8.40 gibi yayınlanmış olur. Evet bambam şu bitsin ondan sonra çıkacağız oğlum. Tamam tuvalet saatin geldi. Ama daha çok geçmedi. Yani sen 10'lara 11'lere kadar bekliyordun oğlum İstanbul'da. Şimdi biraz daha bekle. Bir şey yok. Saat 8. 8.40 gibi çıkacağız. Tamam mı oğlum? Hadi. Ayıcığım benim. Sevgi arsızım. Kameramı koklama, o burnunu değdirme ucuna. Kardeş ne yapıyor? Oh be. Hep ablası olarak sahip çık kardeşine, tamam mı?
Ağzına durma kardeş. Kardeş sen de hep ablana saygı duy, tamam mı? Ona yardımcı ol. Kardeşle mi yatıyorsun aşkım? Aa, uyku mu geldi? Aa, uyuyor mu ya? Aa, taklitçi mi ya? Hadi uyuyayım bakalım. Anneyle baba videoyu tamamlayacak sonra. İşte benim hazinem. Seviyorum sizi. Maşallah. İzleyen herkesten de bir maşallah isterim. Herkes bir maşallah desin, değil mi? Evet arkadaşlar, şöyle bir şey aslında söyleyeceğiz. Çok fazla yorum geldi. Instagram'dan bu konuyla ilgili de çok fazla DM aldık. 29'unda çok fazla abonemiz katılmak istiyor. Ama bizim gibi araçsız abonelerimiz de var. Nasıl bir çözüm üretebiliriz vesaire diye konuştuk. Aklımıza da şöyle bir şey geldi. Tabii siz de buna sıcak bakarsanız, aracıyla gelecek olan abonelerimiz eğer aracında boşluk varsa bunu bize yorumlarda belirtirse, yani hem aracında müsaitlik durumu olanlar hem de gelmek isteyenler yoruma yazarlarsa durumlarını, ona göre herkes birbiriyle bir şekilde iletişim kurmuş olacak diye düşünüyorum. Sonuçta kocaman bir aileyiz, değil mi? Evet. İstanbul'dan kaçış ailesi olarak birbirimize destek ve yardım etmek önemli. Aile fertleri birbirine yardım eder. Bu vesileyle de çok güzel bir sinerji oluşacak. Ne kadar kalabalık olursak o enerji o kadar büyüyecek ve birlikte çok güzel, keyifli bir gün geçireceğiz diye düşünüyorum. Ne kadar çok o kadar güzel. Biz ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Zaten suratımızdan, gözlerimizden bugün ne kadar yorgun olduğumuz anlaşılıyordur diye düşünüyorum. Evet. Gerçekten yorulduğumuz günlerden biri daha oldu. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açtığınız için şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Ben de yorum desteğiniz için teşekkür ederim. Bu videodaki yorumlar önemli dostlarımız. Az önce bahsettik. Buraya gelenler, aracında boşluk olanlar ya da aracında boşluk da olmayabilir. İşte biz 3 kişi şöyle şöyle geliyoruz, bize takılmak isteyen birileri olabilir mi diyebilirsiniz. Bir arada gelebilirsiniz, değil mi? Topluluk her zaman daha zevk verici olur. Böyle kalabalık olduğu zaman her zaman böyle yolculuklar daha güzel olur. Abonelerimiz de kendi içinde bu şekilde iletişim kurabilirler diye düşünüyoruz ve bu yorumlar onun için bir başlangıç olur. Evet, bir yandan da imkanı olanlar olmayanlara bu şekilde de destek olmuş olur. Paylaştıkça daha güzel olacak tabii ki. Aynen. Diğer videolarda görüşene kadar dostlarımız hoşça kalın. Hoşça kalın.